Bahçeli evlerde bina çöktü. Efendim abi şu an tek başımayım ben, tekim. Emek Caddesi Nali Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı AFAD ve Bahçeli Evler Belediyesi arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi. Bir ay önce boşaltılan bina hurdacılar tarafından kolon demirlerinin sökülmesiyle çöktü. Kimsenin yaşamadığı binaysa kentsel dönüşüm kapsamında yarın yıkılacaktı. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Mustafa Bahadır ise binanın çökme sebebini açıkladı. Normalde bina boşaltılmış bina. Bizden ruhsat almış yarını yıkmak için. Yarın yıkılacakken görgü tanıklarının ifadelerinde sabahleyin yıkım firmasından veya başka insanların gelip giriş kattaki kolondaki, kirişteki, bodrum kattaki demirleri aldıkları söylüyor. Ondan dolayı bu görgü tanıklarının ifadesinden olarak söylüyorum. Ama bize bir ihbar gelmedi veya emniyete gelmiş. Zaten bize bir ihbar gelse biz gerekli tedbiri alırız. Onları da içeri aldırmayız, çıkarttırırız. Onunla ilgili çalışma yaparız. İddia yani görgü tanıklarının iddiasıdır bu. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İçeride kimse var mı yok mu? İlk araştırmada AFAD'ın hem köpeklerle hem dinleme cihazlarıyla içeride kimse olmadığı yönünde. Arama kurtarma ekipleri dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeğiyle enkazda çalışma yapıyor. Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartmanda tedbir amaçlı tahliye edildi. Harfiyat var, belediye olarak biz o harfiyatı alıyoruz. Orada da araştırma yapılacak. Duamız inşallah içeride kimsenin olmaması. Herhangi bir sayı var mı? Sayı yok. Görgü tanıkları bize kimisi çıktı diyor. Hatta birkaç kişi ben çıkardım diyor. İçeride kimse yok diyor. O muallakta. Yani burada harfiyat kaldırılacak, enkaz kaldırılacak artı AFAD'ımız çalışıyor. Şu andaki ilk bilgi, bize ulaşan ilk bilgi kimsenin olmadığı. Ama tabii ki kesin netice birazcık daha zaman alacak yani. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşa yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılıyor. Yan bina zaten bitişik, o da yeni binadır. Onda hiçbir hasar yok. Bu bina zaten yeni bina, bir yıllık bina. Arkadaki de yeni, bir tane orada bir eski bina var. Onunla da ilgili araştırmamız devam ediyor.